Herkese merhabalar. Bugün sizinle sadece iki sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. 1. Koronavirüs aşısının patenti Bill Gates'te mi? 2. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs salgını Bill Gates Vakfı tarafından yapılmış, planlanmış bir senaryo mu? Bu iki konu üzerinde bugün duracağım. Gördüğünüz gibi hazırlandım. Bugün zaten 1 Mayıs İşçi Bayramı olduğu için fazla da siyasi bir içerik olmadığı için sadece bu iki soruya odaklanalım istiyorum. Çünkü gelen yorumlarda, sizlerden gelen yorumlarda bunu lütfen açıklar mısınız diye sorulmuştu. Şimdi hemen son soruyla başlayalım. Bill Gates Vakfı içinde bulunduğumuz bu salgını daha önce planladı mı? Tüm bunlar bir senaryo mu? Şimdi bir senaryo olduğu doğru. Bu senaryoyu, daha doğrusu araştırılan bu senaryoyu sadece Bill Gates Vakfı, daha doğrusu Bill ve Melinda Gates Vakfı, eşinin de adı var biliyorsunuz vakfın adında, yapmamış. Bakın, bunun haricinde Dünya Ekonomik Forumu, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi de bu senaryoyu araştıran kurumlar arasında. Şimdi, bu senaryonun adı Event 201. Linklerini ben bu videonun altında paylaşacağım ama Google'a da girdiğinizde zaten o senaryoda bilim insanları neyi araştırmışlar bunu çok net bir şekilde okuyabilirsiniz. Senaryonun içeriği şuymuş. Tüm dünyaya yayılan bir koronavirüs salgını olursa ne olur? Şimdi bazılarınız diyecek ki, aa işte bakın koronavirüs kelimesi geçmiş bunun senaryosunu hazırlamışlar. Öyle değil. Koronavirüs biliyorsunuz büyük bir ailenin, daha doğrusu büyük bir virüs ailesinin adı. Aşiret gibi düşünün. Bir sürü ferdi var bu aşiretin ve şu anda bulunan yeni tip koronavirüs bunlardan sadece bir tanesi. Bu senaryoda kullanılan bu vakıfların, işte Bill Gates Vakfı'nın, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin yaptığı senaryodaysa SARS ve MERS koronavirüsleri üzerinden bir senaryo işlenmiş. Neden? Çünkü bunlar çok hızlı yayıldığı bilinen koronavirüsler olduğu için bununla ilgili bir salgın senaryosu yapılmış. Şimdi orada denmiş ki bu senaryoyu yaparken bilim insanları demişler ki tamam şöyle bir senaryo yapalım. Bir koronavirüs var. Bu koronavirüs yarasalardan domuzlara, domuzlardan da insanlara geçsin. Şöyle de hatta bir detay vereyim size. Güya bu senaryo şey olarak baz alınmış. İşte Brezilya'da bir domuz çiftliğinde çıkacak bu koronavirüs. Brezilya'dan Portekiz'e, Portekiz'den Amerika'ya, Amerika'dan Çin'e ve Çin'den de bütün dünyaya yayılacak. Gördüğünüz gibi yani iddia edilen sadece Bill Gates Vakfı'nın olduğu ve Bill Gates Vakfı tarafından yapıldığı, planlandığı öne sürülen bu senaryo doğru değil. Çünkü hani şu anda içinde bulunduğumuz koronavirüs, yeni tip koronavirüsü baz almıyor. Bu bir. İkincisi de hani gördüğünüz gibi işlenilen konu işte şuradan şuraya gitsin, yarasadan insana geçsin, önce Brezilya'da başlasın. Şu anda içinde bulunduğumuz durumla bir alakası yok. Ama bu komplo teorisi sosyal medyada çok fazla bir şekilde yayıldığı için Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz bunu tamamen diyor kurguladık. Kurgusal bir pandemik virüs senaryosu olarak bunu işledik diyor. Siz şimdi diyeceksiniz ki duydum. Tamam. İnandım. Görüyorum marketlerini. Ben de size diyorum ki tamam. Bir gazeteci olarak benim bunu kontrol edebilmemin yolu nedir? Bağımsız araştırmacı gazetecilerin bağımsız araştırmalarına bakacağız. Ben de 3 tanesine baktım. Bunlar Fact Check, PolitiFact ve Corrective. Fact Check Amerikalı bir doğrulama platformu. PolitiFact 2009 yılında araştırmacı gazetecilik konusunda dünyanın en prestijli ödüllerinden birisi olan Pulitzer ödülünü alan bir sayfa. Corrective de yine Almanya'da bağımsız gazeteciler tarafından oluşturulan bir platform. Bütün bu üç çok önemli platform, doğrulama platformu diyor ki, o zaman yapılan senaryonun belgelerine baktık. Orada hani işte hangi kurumlar var bunlara baktık. Ve bundan yola çıkarak diyoruz ki o senaryoda işlenilen salgın, koronavirüsün bugün bizim şu anda içinde bulunduğumuz yeni tip koronavirüsü alarak işlenmemiş senaryolar diyorlar. Koronavirüs aşiretinin diğer üyeleri olan SARS ve MERS'ten yola çıkarak bu senaryoyu hazırlamış. Ben bir gazeteci olarak derim ki tamam, bu doğrulama platformları bunu bir şekilde böyle araştırmışlarsa doğrudur. Zaten linklerini de sayfalarında
Çok pardon. Linklerini de işte bakın burada bunu bulabilirsiniz, burada bunu bulabilirsiniz diye vermişler. Ben de hepsine teker teker baktım. Hepsi hala online. Siz de girebilirsiniz onlara. çok pardon. Bunlar, biz bunu araştırdık. Doğru değil diyorsa ben derim ki bir gazeteci olarak tamam. Ama bununla ilgili videonun sonunda bir şey söyleyeceğim. Bu cepte yani böyle bir senaryo yok. Kağıdımı attım oraya tekrar alamıyorum şu an. Böyle bir senaryo yok. Yani işte Bill Gates Vakfı böyle bir senaryoyu planlamış. Koronavirüsle ilgili bir plan yapmış. O yüzden hani bu doğru değil. Şu anda içinde bulunduğumuz her şey planlı. Bu bir senaryo diye bir şey doğru değil efendim. İkinci konumuza gelelim. Gıcık oldu, çok pardon. Aşının patenti Bill Gates Vakfı'nda zaten var deniyor ikinci iddiada. Hemen ona bakalım. Bu iddiayı paylaşan bir YouTuber, kendisi çok pardon, kendisi komplo teorileriyle ünlü bir YouTube'cu, adı da Jordan Satter. Bu adam bir tweet atıyor ve diyor ki, bakın diyor, İngiltere'de bulunan Purbright Enstitüsü 2015 yılında koronavirüsle ilgili bir patent başvurusunda bulunmuş. Ve sonra da diyor ki, tesadüfe bakın, tesadüfe bakın. Tesadüfe bakın, buranın dediği gibi. Bu Purbright Enstitüsü'ne maddi destek veren, yani finansörlerinden birisi de Bill ve Melinda Gates'in vakfı. Şimdi, bu doğru mu? Doğru. Ne doğru? Bill Gates'in vakfının Purbright Enstitüsü'ne maddi finansör olduğu doğru. Ama burada bir gerçek çarpıtılıyor. Hangi gerçek? Bakın, sorun şu ki, 2015 yılında alınan patent, bu, şu anda içinde bulunduğumuz yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili değil, kuşlar tarafından taşınan ve sadece kanatlıları etkileyen bir bronşit virüsü için alınmış bir patent. Yani gördüğünüz gibi bu iddia da doğru değil. Yani o yüzden bazıları diyor ya işte Bill Gates bunu yapmış. Onlar işte bu salgını hazırlamışlar, bu salgından sonra bir aşı ihtiyacı olacağını biliyorlar, aşının da patentini almışlar, oradan da paralarına para katacaklar gibi bir şey yok. Purbright Enstitüsü de zaten bununla ilgili bir açıklama yapmış, demiş ki doğru, Bill Gates bize para veriyor, daha doğrusu onun vakfı bize araştırma için para veriyor ama bakın demiş, o bu koronavirüsle ilgili araştırmaya da dahi zaten maddi desteğini vermemiş, başka bir projeye vermiş. Onun da linkleri ben kontrol ettim bugün, Purbright Enstitüsü'nün sayfalarında var. Zaten Google'a da bunları yazdığınızda direkt linkleriyle karşınıza çıkıyor. Bugün o yüzden sadece bu iki konuya yer vermek istedim. Çünkü biliyorsunuz bu aşı araştırmaları ilerledikçe insanlarda da yorumlarda ben en azından bunu da görüyorum. Aşı olalım mı olmayalım mı, bütün bunlar senaryoymuş, ben asla olmam falan gibi birçok endişe var. Bunların yersiz olduğunu söyleyebilirim size ama az önce başta ne dedim size? Dedim ki bu birinci iddiadan bahsederken. Üç, işte dedim ya size, üç tane doğrulama platformu bununla ilgili bir açıklama yapmış, ben de bunlara güveniyorum dedim. Şimdi bir gazeteci olarak ben hiçbir kuruma, hiçbir platforma, hiçbir insana, yani röportaj yaptığımda bile hiç kimseye, hiçbir siyasetçiye, hiçbir uzmana %100 güvenmem. Çünkü herkesin, her kurumun, her siyasetçinin kendi çıkarlarını gözettiğini de düşünürüm. Başka nedenlerden dolayı, başka açıklamalarda bulunabildiğini düşünürüm. Ya da şöyle bir şey var, tamam bunlar güvenilir platformlar ama onlar da sonuç itibariyle şu anda var olan, onların da erişebildiği belgeler üzerinden belli sonuçlara belli sonuçlar çıkarabiliyorlar. O yüzden yarın öbür gün farklı belgeler çıktığında ne olur bunu da bilemeyiz. Ama dediğim gibi ben bu doğrulama platformlarına güveniyorum. Şu an itibariyle elimizde olan, gördüğümüz kadarıyla gerçekçi, somut kanıtlarıyla elimizde olan bilgilere göre bu iddialar doğru değil. O yüzden bugün de böyle kısa bir video oldu büyük bir ihtimalle. 10 dakikanın altında kalmışızdır. Herkese umarım anlatabilmişimdir. Umarım hani sizden gelen yorumlara da bu videoya bir şekilde cevap verebilmişimdir. Onun haricinde haftaya pazartesi tekrar görüşeceğiz. Biliyorsunuz akşam 8 gibi videoları yüklemiş oluyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya cuma, bir hafta kaldı. Tam bir hafta sonra size çok çok güzel bir haberim var. Desteklemeye, bu videoları paylaşmaya lütfen devam edin. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İşçi bayramınız da kutlu olsun. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.